Ay benim kara batağım. Ay benim bir kaybolduğumu ortalara çıkmayanım. Ay benim kendini oradan buradan saklayanım. Nerelerdesin, ne yapıyorsun? Ya çok enteresan bir şey var. Yani Gupse ile yakın arkadaşı olsan da Gupse'nin bir telefon fobisi var. Evet. O yüzden dikkat ederseniz biraz önce açılışta da insan hani film için bir teklifi telefonla yapan insan değil mi? Yani o upuzun bir WhatsApp mesajıyla değil. Telefonda konuşmaktan niye bu kadar hoşlanmıyorsun Gupse? Bilmiyorum ya. Gerçekten telefon çalınca şöyle oluyorum bak. Ay şimdi nasıl açacağım? Ne konuşacağım falan diye. Böyle erteliyorum, hatta kapanıyor o telefon. Tücüm toparlıyorum falan, hazırım falan deyip arıyorum. Şimdi şöyle, telefon ne zaman açsan ya çekmez ya karşı tarafınki çekmez ve ben duyamam, ayıp olacak diye duymuş gibi yaparım ve 2-3 kelimeden cümleyi anlamaya çalışırım ve çok terlerim ve stres olurum. Nefret ediyorum. Mesaj insanıyım. Ses kaydı da atabilirsiniz. Ama telefonunuza dönmüyorsam o, evet, sizi görüp açmıyorumdur yani. Ama seni ama seni tanıyan herkes bunu bilir yani. Bilir ve mesaj atar. Bazen açıyorum. Daha yeni tanıştığım insanları açıyorum ama ikinci konuşmada ya bu arada ben seviyorum yapıyorum. Herkese alıştırmış oluyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun? Niye kayıplardasın? Şöyle oluyor işte, telefon gibi. Hadi dışarı çıkalım diyorlar. Tamam diyorum o sırada. Ama şimdi giyin. Dışarı çık. Orada işte anksiyeten çıksın. 100 kişiyle ne haber enerji falan derken evde yatmayı tercih ediyordum. Bir de şöyle bir şey oluyor. Ne kadar çok evde süre geçirsen bir süre sonra hakikaten agorafobiye çaktırmadan değiyor oluyorsun. Büyük alışıyorsun. Evet yani. O yüzden beni zorla çıkarmam lazım. Döverek çıkarmam lazım. Saçından çekilerek çıkar. O şekilde çıkarmam. Ama yanlış anlaşılma olmasın. Pandemiden önce de sen çok evden çıkan, evet, bir tip değilsin zaten. Ben pandemide gerçekten de aynı şey bitiyor, devam ediyor gibi bir şey oldum yani. Evet biraz şey, bir de bir şeyim ya, evde yazıyorum, resim yapıyorum. Yok yemek, hani böyle kreatif anda yani üreticiliğimi evde yapabildiğim için dışarı çıkma gereğim olmuyor. Ama binde bir çıktığımda da böyle ağlayarak gidiyorum. Ne güzelmiş, hayat ne güzelmiş diyorum o yüzden. Bugün ağlayarak gelmedin umarım. Evet çok ilk geldim böyle ayrıldım işte insanlar falan filan böyle heyecanlandım falan, sonra rahatladım. Erken bile geldi, saatinden önce geldi yani. Evet, İyi ki geldin. Evet.